Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Football Manager 2021 Mobile'de Beşiktaş kariyerimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde hazırlık maçlarımızı yapmıştık ve birkaç tane de transfer yapmıştık. Transferden kastım şu. Bir tane kaleci almıştık. Onun dışındakiler zaten bizim oyuncumuzdu ama bonservislerini aldık. Öyle diyeyim, kiralıkların. Onun dışında bir tane daha transfer yapacağız. Bu maçtan sonra göreceksiniz. Lokomotiva diye bir Zagreb maçımız varmış. Bu arada ayrıcalıklardan şu editörü kapatayım. Çok şey geliyor karşıma. Yorum geliyor editörü kapat diye. Şimdi kadromuz buydu. Doku'yu oynuyoruz bildiğiniz gibi. Joseph şöyle oynayabilir mi? Joseph böyle oynar. Güzel. İki yönlü oynasın Joseph. Kimse pozisyonunda oynamıyor biraz. Sıkıntı ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. Lokomotiva Zagreb maçımızı yenerse güzel olacak. Sabah gelecekti video ama hemen çekmeye çalışıyorum şu anda saat 1. Dün akşam video çekecektim ancak çekemedim maalesef. Yani sabah atacaktım, yani çarşamba sabahı, yani bugün atacaktım ama atamadım. Ama bugün yine atacağım. Birkaç saat sonra çektikten sonra atacağım. Bu arada Gezal'la golü attı. Güzel. Adem'le için asisti. Adem'le işte hedefimiz böyle bir 20-25 asist civarı. Güzel. Joseph'in pası Abubakar ama maalesef offside orada galiba. Ya da faul. Faul yapmışız galiba. Ya taktik işliyor ama yeri geldiğinde de sıkıntı olabiliyor bazen. Şu anlık fena gitmiyoruz ama taktikle. Oradan yemeyiz diye düşünüyorum. Güzel. Bek kısmımız biraz sıkıntı. Aslında iyi oyuncular. Nsekala yani yeterli bir oyuncu ama biraz yani düşük kalıyor gibi. Bu arada Nsekala penaltı yaptırdı. Helal olsun ya. Kaleci Vlachodimos. Aslansın aslan. Nsekala'nın profili geçen sene çok daha yüksekti. Geçen sene Alanya'da fena oynamadı, güzeldi. Ama bu sene niye düşürdüler onu anlamadım. Bu arada Beşiktaş 600-700 bin euro civarı bir para kazanıyor. Burada 1.4. Rozier'e deseniz zaten kanat bek için şu an yetersiz ama biraz potansiyeli var. Potansiyeline ulaşırsa bir şeyler yapacaktır. Bek kısmımız seneye biraz daha iyi olacak. Şu anlık biraz sıkıntılı. Joseph de Souza. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. İki yönlü de iş yapacak ya bu sene. Tek sezon oynatmayı düşünüyorum onu ama belki sözleşme yenileriz. Gezal Abubakar. Çok güzelsiniz be. Asist Leic'ten gelmedi galiba. Tam göremedim. Rakip savunmaya çarptı galiba. 3-0. Güzel başladık. Yorgun oyuncumuz yok. Kötü olarak Enkudu kötü değil de yani sarı kart görmeseydi 8'de oynuyordu belki de. Onun dışında Mensah biraz sessiz. Oyun kurucuda. Bakalım ikinci yarıda bir Oğuzhan takviyesi falan yaparız diye düşünüyorum. Göreceğiz. Atiba bayağı düştü bu arada. Atiba'yı hiç oynatmayabilirim. Şu anlık. Ellerin deseniz zaten şu an yeterli değil ama gerçekçi olsun diye onu şimdilik satmadım. Kadroda tuttum. Güzel. Kalecimiz çok iyi ya. Kalecimiz maşallah çok güzel. Nsekala sarı kartı aldı. Güzel güzel. Kontradan yemeyelim. Aa, Mensah sarı kart. Bir değişiklik yapalım. Souza yorulmuş orta sahada. Leic yorulmuş. Mensah'ı şöyle öne alacağım. Arkaya Oğuzhan'ı alacağız. Defansif oyun kurucu olarak. Aslında Leic çok yorgun değil ya. Leic. Mensah'ı çıkartalım bence. Ne yapsak? Mensah da yorgun değil. Hiç yorgun değil yani. Ya birkaç dakika daha bekleyelim değişiklikleri. Şöyle 65-70 gibi yapalım. Rozier, Fırtına'nın oğlu. Gezal. Adem Leic çok güzel bir yer. Adem Leic hadi bakalım. Vurdu gol. Adem Leic. Bu sezon ilk golü. Serbest vuruştan geldi.
Çok güzelsin be. Çok güzel gol. Çok güzel gol. 4-0. Deplasmanda da oynayacağız. Deplasmanda da yani 1-2-0'lık bir skorla geçeriz diye düşünüyorum. Bu arada oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Şimdi yorgun Souza 85 kondisyon, onu çıkaralım. Mensah oraya koyalım. Oyun kurucuya Oğuzhan'ı alalım. Onun dışında baktığımızda beklerimizde bir değişiklik yapabiliriz. Yardımının biraz gelişmeye ihtiyacı var. Dorukhan'ı da şöyle bir 2-3 maç sonra oynatmaya başlayacağım. Atiba zaten düştü. Gökhan Töre'ye biraz önem vermem lazım. Potansiyeline ulaştığında çok iyi bir oyuncu. Onu potansiyeline ulaştırırsak bayağı verim alırız. Enkudu kötüydü bugün. Kötüden kastım yani yeterli değildi. Larine alabiliriz oyuna. Larine alalım. Kanat forvette iş yapabilir. Pardon. Kaptanlık Vida'ya geçti. Bakalım. Belki bir iki gol daha atabiliriz diye düşünüyorum. Kanatta normalde Gökhan Töre'yi oynatmam mantıklı ama onu bir 80 gibi alırım diye düşünüyorum. Gezal bir kafa dışarı. Daha doğrusu korner. Larin. Geliyoruz geliyoruz gümbür gümbür. Bir orta daha in sakalı olmadı. O güzel bir yer. Bir durduralım. Gökhan Töre'yi de oyuna alalım. Son değişiklik hakkımız galiba. Abubakar yerine oyuna alacağım onu da. Şöyle yapacağız. Gezal burada oynuyor mu? Gezal daha güzel oynuyor burada. Ama Gökhan'ın sağ ayağı da güzel. O yüzden Gökhan'ı sol kanada koysak daha mantıklı olacak. Bugüne yetiştirmek zorunda olduğum için videoyu biraz kısa tutacağım. Kısadan kastım şöyle bir 30 dakika gibi bir şey olacak. 25-30 dakika arası bir şey. Bu bölümde de yani daha doğrusu bu maçtan sonra da sürpriz bir transferimiz olacak inşallah. Genç bir yerli oyuncu alacağız. Çoğunuzun da takımınıza her zaman kattığınız, kariyerlerinizde aldığınız bir oyuncu olan birini alacağız. Adem Ljajić maçın oyuncusu olmuş. O da güzel. Şöyle bir baktığımda Adem Ljajić 1 gol 2 asist yapmış. Mükemmel oynamış ilk maçında bu sezon. Yani hazırlık maçları dışında. Onun dışında baktığımızda asist olarak başka da asist yapan yok. Diğer gollerimiz asist yok yani. Güzel. 4-0'lık skorla başladık videoya. Bir iki gün ilerleyelim. Transferimiz gelsin. Bu arada Wellington'da bir satamadım. İnşallah gidecek. Volkswagen'e umarım gider. Evet. İşte o isim Ali Akman. Hepinizin yakından bildiği bir isim. Editörü açayım. Potansiyeli 4 yıldız. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek bence. Maaş olarak da aldığı maaşı vereceğim. Genç olarak değil de gelecek vadeden diyelim. Biz ona o gözle bakmıyoruz. Onun dışında şöyle bir şey yapacaktım. Larin'e pozisyon çalıştıracaktım. Larin'de top sürme sıkıntısı var. Onun dışında kanat forvette çok iyi oynar diye düşünüyorum. Ya bir şeyler yapacağız. Ali Akman'ı şimdilik A2'de falan tutacağım veya kiralayacağım. Milli takım arası varmış. Wellington yatmış yine gidememiş bir türlü. Tyler Boyd'u kiralayacağız evet. Tyler Boyd bir sezon kiralansın. Belki potansiyeline ulaşır. Seneye belki yedek olarak oturturuz. Onun dışında onu kullanabileceğim bir yer yok. Wellington'u da elimden geldiğince çıkarmaya çalışıyorum. Yani ucuza bir fiyata göndermeye çalışıyorum.
Mensa antrenmanda iyi çalışıyormuş. Güzel haber. Çalışkan oyuncuları seviyorum ya. Boyd çalışkan bir oyuncu mu? Değil. Forma numaralarını zaten vermiştik ama şöyle bir şey yapacağım. Benlerine 20'yi vereceğim. 19 numarayı Ali Akman'a verelim. Ali Akman'ın da kupa maçlarını falan A takımı alacağım ve oynatacağım. Bu arada Tyler Boyd'un hepsini ödemesi güzel oldu. Maaşının hepsini ödeyecek Maritimo kulübü. Evet, Ali Akman bu arada 2,5 milyona geldi. Biraz ucuz. Neden ucuz derseniz göstereceğim. Değeri 9 milyon bu arada. Açılır açılmaz. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Biz ona ne yapalım? Komple forvet olarak çalıştıracağız onu antrenmanda. Çünkü komple forvet çalıştırdığımızda güç çalışıyor, hız çalışıyor, yaratıcılık, karar alma, hareketlilik, şut ve hava çalışıyor. Bunların dışında antrenmanda bir de top sürme çalıştırabilirsiniz veya teknik çalıştırabilirsiniz. Ben ona teknik çalıştıracağım. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Akıl hocası olarak da Abubakar'ı vereceğim. Ali Akman'a 2,5 milyon artı Muayer Oktay'ı vermiştim. 500 binlik bir değeri vardı. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu değildi. Bu yüzden Bursa'ya yolladım onu. Onu hatta şu takip listeme ekleyebilirim. Takip listemde kalsın. Belki ilerleyen zamanda gelişirse takımımıza katabiliriz. Ali Akman şimdilik A2 takımında olacak ama A takıma geldiğinizde yıldız özelliği gözüküyor. Ve takımın en pahalı dördüncü oyuncusu. Enteresan yani. Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği maçına doğru geçelim. Milli ara var zaten. Yani maça doğru geçelim. Evet arkadaşlar, milli ara bitti. Milli arada çok bir şey yapmadı oyuncularımız. Yani gol atan falan olmadı. Gençler Birliği maç gününe doğru geldik. Hatta şöyle göstereyim, gol atan var mı? Asist yapan bile yok yani. Zaten çok da gitmedi. Çok oyuncumuz gitmedi yani milli takıma. Mesela Türkiye milli takımına hiç kimse seçilmedi bizden. Bir kiraladığımız Güven Yalçın seçildi. O da bizde değil yani. Evet bakalım. Güzel bir kadrosu var. Dominik miydi? Dominik Furman diye bir oyuncuları var. İyi bir oyuncuları. Ben beğendim profilini. O sakat mesela. Yani biraz avantajlıyız. Robert Pires var orta sahada. Geçen sene serbestlerden bazen alıyorduk. Şöyle bir oyuncu. Fena değil bence. İyi bir profil. Kiralık olarak Gençler Birliği'nde biraz o sıkıntı yaratabilir. Bugün Oğuzhan oynatıyorum bu arada Mensah yerine. Mensah'ı ikinci yarıda oyuna sokmak daha mantıklı geldi bana. Bakalım. Göreceğiz. Rozier. Rozier'den böyle şeyler bekliyoruz. Ama bunu kaleyi tutturmasını bekliyoruz yani. Oo, Enkudu. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Abubakar'ın oraya kadar gelmesi de çok iyiydi ya. Takım oyunu var ya. Evet, Oğuzhan çok iyi değil. Ama yorulmamış da. Şu anlık bir kalsın istiyorum. Abubakar'a da bu rolde nedense gol, yani gol atamıyor Abubakar. Pres yapan forvet oynatsak belki daha yararlı olur. Bir deneyelim. Belki bir işe yarayabilir. Çünkü bir diğer hedefimiz de bildiğiniz gibi Abubakar'la gol krallığı yapabilirsek tabii ki güzel olacak. Pres yapan forvette daha etkisiz oynuyor diyebiliriz yani, bakalım. Ya şu maç bir gol bekliyorum Abubakar'dan. Önceki maç bir tane atmıştı tabii ki ama. Ah be. Ah be Abubakar'ım. Oyuncu değişikliği yapalım. Orta sahamız yorulmuş. Souza yerine Mensah'ı oyuna alalım. Adem Leic'i oraya çıkarabiliriz Adem Leic'i. Dorukhan oynayabilir. Dorukhan'ı alalım. Dorukhan'ı alalım. Mensah şöyle, hatta bir saniye, bir saniye. Dorukhan'ın yaratıcılığı ne? 10. Yok ya, Dorukhan defansif oyun kurucu oynatacaktım da iş yapmaz. Mensah oynasın.
Şöyle baktığımda Gezal çok etkili değil bugün. Bugün Gökhan Töre'yi oynatalım orada. Bir de Hasiç'i alacaktım oyuna ama Hasiç için iyi yer yok yani şu anlık. Bu arada Abubakar'ın da şeyini düzeltmedik, rolünü. Onu düzeltmem lazım. Etkisiz oynuyor şu anda. Abubakar'ı çıkarmayacağım ya. Abubakar bizde 90 dakika oynayacak bir oyuncu olacak her zaman. Tabii ki Lerin var. Lerin'i oynatacağız ama her maç oynatmayacağız tabii ki. Gol be Gökhan Töre. İşte bu be. Gökhan Töre'ye bu sene çok yoğun bir antrenman yaptıracağım ona. Seneye garanti ilk 11 oynayacak ama bu sene biraz daha böyle bir rotasyon oyuncusu şeklinde olacak. Çünkü Gezdal gibi bir yetenek var elimizde. Ondan verim almamız lazım bu sene. Çünkü seneye bizde olmayacak. Gökhan Töre'nin de potansiyeli 4 yıldız. 4 yıldıza ulaşması çok önemli. Çünkü özellikleri yükseliyor. Bayağı yükseliyor. Yani duran toplar olsun, uzaktan şutlar olsun, etkili bir oyuncu. Bize maç kazandıracak bir oyuncu olacak. Zaten takımımızda emekli yapmak istediğim oyunculardan biri. Tabii ki ilki Necip. Necip'i emekli yapmadan bu kariyer bitmez. Mesela iyi bir yer. Burada Gökhan Töre vuracak gibi. Orta açtı mesela. Hata bence. Kaleye vurmalıydı. Aman aman aman. Aman aman aman. Yedik golü ya. Murat Yıldırım şey değil mi ya? Malatyaspor'da mı oynuyordu? Murat Yıldırım'ın hareketi vardı ya. Quaresma'ya vardı. Şey, uçan tekme sallamıştı Quaresma'ya. Onu hatırlıyorum Murat Yıldırım'dan. Evet, 2-1 yendik. Son dakikada bir gol yedik. Bu kötü oldu. Sezonun ilk golü Murat Yıldırım'dan geldi bize. Gökhan Tören'in gol atması güzel oldu. İyi bir olay benim için. Güzel başladık. Fena değiliz. Enkudu'dan biraz daha verim bekliyorum. Güzel oynuyor tabii ki. Hazırlık maçındaki golünü hatırlarsanız mükemmel bir gol atmıştı. A2 takımımıza da Ali Akman ne yapmış? Ali Akman gol atamamış. O da yavaştan açılacaktır inşallah. Gent ile eşleşmişiz. Ben iki maç üzerinden oynanıyor sanıyordum ama değilmiş. Tek maç üzerindenmiş. Gent ile oynayacağız. Güzel bir takım, tehlikeli bir takım. Gent maçına doğru geçelim. Evet arkadaşlar, Gent maç gününe geldik. Şöyle bir şey yaptık. Aydınus'u kiralık listesine ekledim. Çünkü bizde çok iyi gelişmeyecekti, bunu biliyordum. Potansiyeline ulaşması için bir sezon kiralık oynaması mantıklı geldi. 3 tane kulüp teklif yapacaktı. Erzurum yaptı ilk başta. Şöyle kadrolara baktığımda ilk 11 olarak mantıklı olarak Kayserispor var ama Kayserispor'da Aaron Lennon falan var. Yani onun dışında Manuel Fernandes falan var, kanat oyuncusu olarak bazen oynuyor. Gaziantep'te deseniz birkaç tane oyuncu var. Şöyle mesela bak, kim var? Cenk Şahin var mesela. Maxim var. Arada oynuyor kanat. Ama Erzurum'a baktığımızda çok kanat oyuncusu yok. Santrofor oyuncuları çok var mesela baktığımda. Kanatta bir Hamroon var. Hamroon'u da keser yani. Bir de Emrah Baysan falan var. Onu kiralayacağız. Yollayacağız bir sezon. Biz de kiralık olarak Naci Ünvar'ı getireceğiz kulübümüze. Neden Naci? Potansiyelli. Türk milli takımına seçilebilecek bir oyuncu. Ve de opsiyon koyduk. Takıma geldiğinde göreceğiz opsiyonu kaç para. Hatta görmemize gerek yok. Söyleyeyim, 12 milyon mu? 13 milyon gibi bir erken ödeme koyduk. Biraz yüksek geldi bize ama baktık takımından mutsuz oluyor. Belki de daha ucuza gelebilir. Bunlar belli olacak ilerleyen dönemde. Oyunculara sık sık pozisyon antrenmanı yaptırıyorum. Herkesin kendi yerinde oynaması daha mantıklı tabii ki ama pozisyon antrenmanı yaptığımızda çok daha fazla yerde oynayabiliyorlar. Bu arada serbest vuruştan gol yiyeceğiz sandım. Güzel uzaklaştırdık. Bir de kontra çıktık. Hadi kontra atak. Abubakar dışarı vurdu. Abubakar açılacak ya. Yavaştan açılacak. Vida orada orta açsaydı kötü mü olurdu? Joseph de Souza
Gezal. Adem ne hiç vurdu? Sinan Bolat. Sinan Bolat var karede. Yine bir Türk. Evet bakalım inşallah gol atacağız bugün. Oo, Abubakar. Abubakar Leic ikilisinden yine bir asist gol geldi. Çok güzel. Bu ikili bu sezon bizi taşıyacaktır ya. Enkudu at araya. Abubakar dışarı vurdu. Vincent Abubakar. Ya o da potansiyeline ulaşmış diyebiliriz ama şutunu yine 15 yapacaktır hareketliliği falan. Evet. 28 yaşında 2 sezon kullanırım ya. Seneye belki hani Ali Akman ilk 11 oynar biraz daha ama o yine kadromuzda bulunur. Bu arada kırmızı kart geldi Vida. Şöyle bir şey yapacağız. Solda standart stoper oynayabiliyor ama Souza oynar ya. Ne diyorsunuz? Bence hiç değişiklik hakkımızı kullanmaya gerek yok. Necip de çünkü çok iyi bir oyuncu değil gördüğünüz kadarıyla. Yani Souza bence şu an daha iyi oynar. En azından bir pozisyon bilgisi falan var. Enkudu, Ljiljic. Oğlum siz bunları niye kaçırıyorsunuz? Zaten 10 kişiyiz. Allah Allah. Neyse Souza orada oynar ya. Sıkıntı olmaz. Takımın kaptanı zaten. Ya tabii 3. kaptan ama ilk iki kaptan yedekte olduğu için. Bir gol bulursak rahatlayacağız. Onun dışında şu an bir hiç atağa çıkma şeyimiz yok yani. Dakika 58 oldu. Haydi bakalım. Yine şut çeken taraf biziz ama ya. Oyuncu değişikliği yapalım. Yapalım abi. Herkes yoruldu zaten. Abubakar yorulmuş. Leic yorulmuş. Souza biraz yorulmuş. Leic yerine oyuna Oğuzhan alacağım. Kanat bölgesinde de Enkudu çok verimli olmadı bugün. Gökhan Töre'yi alacağım oraya. Veya şöyle yapacağım. Bu arada şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Oğuzhan'ı ben çok şey yapmıyorum, beğenmiyorum açıkçası. Şu anlık beğenmiyorum. Çünkü özellikleri biraz düştü. 28 yaşında hala potansiyeli var ama ulaşamayacak gibi duruyor. Neyse şimdilik böyle oynayalım. Gökhan Töre'nin bir golü var mıdır ya? Souza yeni çıkaralım. Hiç sıkıntıya girmeyelim. Zaten başka da hakkımız kalmadı galiba. Ha varmış. Lerini alalım ya. Lerini oyuna alalım. Abubakar golünü attı eyvallah ama bu maç bir çıksın. Belki Lerin bir gol atar. Belçika'da oynadı oğlum. Şu takıma bir gol atmışsındır ya. Hadi. Güzel. Larin. Gökhan Töre. Ah be. Ulan ya. Kaleci hiç alımlayamadı. Çok güzel. Gökhan. Oğuzhan. Gökhan Oğuzhan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğuzhan Özyakup golünü attı ya. Aslanım be. 10 kişiyiz. 10. 10 kişiyiz. İkinci yarıda hiç şut çekmediler adam akıllı. Çok güzel top bu arada Rozier. Rozier'in bu pasları beni bitiriyor ya. İkinci yarıda toplam 1 veya 2 tane şut çekmiş rakip. Abubakar maçın adamı olmuş. O da enteresan. Tabii ki bir haftalık ceza vereceğim. Sen takımın önemli bir oyuncusun ve kırmızı kart görüyorsun. Bu bir hata abicim. Adem Ljiç yine asist yaptı bildiğimiz gibi. Bir gol 3 asistle başladı sezona. Bakalım inşallah daha iyi yerlere gidecek bu sene. Bir de Gökhan Töre asistle başladı bakalım.
Gökhan da yavaştan artmaya başlıyor özellikleri. Bir gol bir asist. Oğuzhan da golünü attı. Alanyaspor maçı var. Alanya maçını oynayıp videonun sonuna geleceğiz. Alanya maçına doğru geçelim. Evet, Alanyaspor maçına başladık. Videoyu başlatmayı unuttum bir anda. Aklıma geldi. Rakip de Fatih Aksoy oynuyor bu arada. Eski bir oyuncumuz. Maalesef takasta verildi. Fatih Aksoy. Ve Mustafa Pekdemek de var. Aynen. Unutmuşum bak. Fatih'in profiline baktığımızda geçen seneyle aynı diyebiliriz ama yani belki bir özelliği artmıştır. Ama onun için aynı gözüküyor profili. Mustafa Pekdemek'e baktığımızda da yıllardır aynı profille karşımıza çıkıyor. Evet. Bu maçtan 3 puan almamız lazım. Önemli. Bugün Mensah'la çıktık bu arada. Oğuzhan'la oynamadık. Deplasmanda olduğumuz için biraz zorlanıyoruz. Rozier'e ortanı açman lazım ama Gezal yakınında adam var. İçeri doğru girer o adam ya. Neden pas atmıyor ki? Evet, ilk yarının sonuna geldik. İlk yarı yokuz diyebiliriz. Yokuz ya. Nsakala yorulgun ama sol bek yediğimiz yok. Rıdvan'ı A2'ye yolladım gelişmesi için. Maçlara çıkması için. Şimdilik Rıdvan yok. Ama Nsakala da iyi oynuyormuş. İyi top kapması var. İşte ya, hücum özelliği yok bu adamın. Enkudu, çok güzelsin be. Asist de Nsakala'dan geldi. O da bir acayip. Fena pas atmadı. Güzeldi. İşte Abubakar'dan gol gelmiyor ya. Tek sıkıntımız. Abubakar'ın şu anda iki gol atması lazımdı. Aa, onu nasıl kaçırırsın Enkudu? Oğlum o nasıl kaçar ya? Alanya'nın kalecisinin özelliği ne? Ha, geçen seneden daha güzel yapmışlar marafonu. İyi profil. Evet, dakika 75'e doğru geldi. Yavaştan kanat oyuncumuz Gökhan. Ana. Oğlum bir anda 85'e geldi. Gezal. Gezal pas at pas. Bayağı yoruldu takım. Çok geç kaldım ya. Gezal'ı çıkartıp Gökhan'ı alacağım. Bu arada Naci'ye de 10 numarayı verdik bu sezon. Bakalım. Umarım iyi kullanacaktır. Orta sahada Adem'le hiç bayağı yorgun. Oğuzhan'ı alacağım. Mensah'ı şöyle çekeceğim. Ya onun dışında baktığımızda Joseph yorgun. Joseph'i çıkarabiliriz. Şöyle yaparsak daha iyi olacaktır. Bir değişiklik hakkımız var. Dorukhan'ı alalım. Galiba bir tane daha var. Aynen. Ellerini de oyuna alalım Abubakar yerine. Bu maç etkili değildi. Yapacak bir şey yok. Lerin böyle oynar ya. Güzel güzel. Yaratıcı da iyi oynar Lerin de. Şans vermek lazım. Yani son 5 dakika bütün değişikliklerimizi yaptık. Biraz hata gibi ama iyi, gol yemezsek iyi. Nsakalı çok yoruldu. Sonraki maç Rıdvan'la çıkarım diye düşünüyorum. Bakacağız. Golü yiyorduk bu arada Davidson'la. Davidson'un özelliklerini merak ettim.
O çok güzel ha. Bizim takımda oynar mesela şu tarz oyuncu. Önde baskı. Haydi bakalım. Gökhan. Ah be Gökhan. Ah be Gökhan. Oğlum o kaçar mı ya? 1-0. Neyse. Gol atan en kötü maçın adamı seçildi. A2 takımımıza da Ali Akman ilk golünü atmış. Güzel. O da yavaştan başlayacak inşallah. Rıdvan Yılmaz da orada kırmızı kart görmüş. O da acayip. Evet, bu bölüm gördüğünüz gibi galibiyetlerle devam ettik. Güzel bir fikstürümüz oldu. Bu bölüm 4 maç oynadık. Biraz az maç oynadık. Biraz daha hızlı geçeceğim tabii ki maçları. 4 maçta da güzel skorlar aldık. Şampiyonlar Ligi 2. ön elemeyi geçtik. 3. ön elemeyi geçtik. Şimdi playoff oynayacağız. Yani 2 maç üzerinden oynayacağız. Krasnodar'la oynayacağız. İlk maç evimizde olacak. Son iki bölümde Krasnodar maçıyla başlayacağız inşallah. Ligde de 2'de 2 ile başladık. Baktığımızda en golcü oyuncumuz en kudu. En çok asist yapan oyuncumuz Ljajić. En çok sarı kart. En sakalı. Gibi gibi böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolar yakında devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Gün geçtikçe daha büyük bir aile olmaya yani daha büyük bir aile olmaya devam ediyoruz inşallah. 300 aboneyi gördük dün. İnşallah daha güzel şeyleri göreceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.